Merhabalar, uzunca bir aradan sonra sizinle yeniden beraberim. Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Şimdi önce size bir soruyla başlayacağım. Benim elimde bir kalem olsun ve ben bu kalemi ona götürdüm diye bir cümle söylüyorum. Ben bu kalemi ona götürdüm. Şimdi o kelimesinden kadın mı, erkek mi şu an bir şey anlamadınız değil mi? Yani benim kalemi götürdüğüm kişi erkek mi, kadın mı belirsiz. Bunu anlamanız için ben bu cümleden önce bir şey söylemiş olmalıyım ya da sonra bir şey söyleyecek olmalıyım. Dolayısıyla bu belirsizliğin bir sebebi var. Sebebi çok basit aslında. Türkçenin cinsiyet kategorisinin olmaması. Yani daha biraz daha sadeleştirirsem Türkçenin dil bilgisel olarak cinsiyetsiz bir dil olması. Şimdi diğer diller nasıl? Hemen örnek verelim. Örneğin cinsiyetlendirilmiş diller var. Almanca, Fransızca, Flemenkçe, Arapça ve diğerleri. Ve Türkçenin dışında işte bir de İngilizceden bahsedeyim. İngilizcenin dahil olduğu nötr dil kategorisi oluyor. Böyle üç dil kategorisinden bahsedebiliriz. Bizler Türkçe konuşurken üçüncü tekil kişiler için kadın ya da erkek fark etmeksizin o zamirini kullanırız. Peki ama benim merak ettiğim soru şu. Biz Türkçe konuşurken diğer dillerden farklı olarak dilimiz nasıl cinsiyetsiz kategoride, ne derece ve nasıl farklı, ben bunu merak ediyorum. Ve bu videoda da bu merak ettiğim sorulara cevabı vereceğim. Birinci nokta, aslında bazı Türkologlara ve araştırmacılara göre Türkçe'de dişil ek var. Örneğin ana, ög ve eke ve eme gibi kelimeler bir sözcüğe eklendiğinde bunun bir kadını nitelendirdiğini anlıyoruz. Hemen örnek verelim. Begüm kelimesi. Begüm kelimesini Türk Dil Kurumu'nun web sitesine gidip de Türkçe sözlüğe yazarsanız Hint prenseslerine verilen ünvan diye geçer. Biraz daha kelimenin hani etimolojik olarak bakarsak begüm kelimesi beg emesi kelimelerinden oluşur. Beg, bey demektir. Eme de hanım anlamına gelir. Yani beyin hanımı olarak beg emesi kelimesi evrile evrile begüm kelimesine dönüştüğü için begüm kelimesini kullanıyoruz. Zamanla bu ekler aslında dilimize yerleşiyor. Ama 2015 yılında yayınlanan bir makaleye göre, yazarları da hemen söyleyelim, Doğan ve Kerimoğlu. Bu araştırmacılar diyorlar ki evet böyle ekler olsa da, her ne kadar bu dişil ekler olsa da biz yine de bunu çok yaygın görmediğimiz için Türkçe'de yaygın bir cinsiyet kategorisinden bahsedemeyiz. İkinci noktadan bahsetmek istiyorum. Hemen bir cinsiyetlendirilmiş dille Türkçenin arasındaki farka bakalım. Cinsiyetlendirilmiş dillere örnek verecek olursak Almanca'dan örnek vermek istiyorum. Biraz hakim olduğum için. Evet, Almanca'da der, die, das gibi artikeller var ya da tanımlıklar ama Türkçe'de yok. O yüzden biz Türkçe konuşurken çok rahat hemen kelimeleri kullanıyoruz. Ama der, die, das gibi artikellerin olduğu işte Almanca'da sonradan öğrenenler için bir dezavantaj ve acaba bu artikel neydi? İsmin i halini, d halini, e halini kullanırken bunları türetiyorsunuz ve değiştiriyorsunuz bu ekleri. Ama Türkçe'de böyle bir şey yok. Örneğin otomobilimi yıkadım dersiniz ama Almanca'da otomobil için ayrı bir artikel vardır. Örneğin das vardır. İsmin i halinde, e halinde bunları konuşurken diğer artikeller için de düşünürsünüz. Ama Türkçe'de böyle artikeller ya da tanımlıklar yoktur. Dolayısıyla sonradan öğrenenler için Türkçe bu açıdan da daha kolaydır. Şimdi üçüncü noktayı da yine Sayın Kerimoğlu ve Doğan'ın makalelerinden bir örnekle açıklamak istiyorum. Bu makalede diyorlar ki aslında bazı kelimeler bize diğer dillerden geçmiş diğer kelimelerden bazı kelimelerde biz cinsiyetleri ayırt edebiliriz. Örneğin Arapçadan geçmiş yönetici anlamında olan müdür kelimesine bakalım. Erkek yönetici için müdür kelimesini kullanırken işte bir kadın yönetici için müdüre kelimesini kullanıyoruz. Dolayısıyla bir ekle biz yine de bir cinsiyeti biraz kavramış oluyoruz. Aslında hemen bir önceki maddeyle ilintili olarak Türkçe'de cinsiyet nitelendirmesi var. Yani kategori değil ama nitelendirme var. Ne demek oluyor? Bazı kelimeler bize bir cinsiyeti çağrıştırdığı için bu kelimelerin önüne kadın veya erkek kelimelerini getiriyoruz ve böyle nitelendiriyoruz. Örneğin hemen bu konuda çok yaygın, çok güzel çalışmaları olan araştırmacı Frederike Brown'dan bahsetmek istiyorum. Frederike Brown Almanya'da bir araştırmacı ve Türkçe'ye çok meraklı, çok güzel makaleleri var. Ben de bu videoyu hazırlarken
bir dil ve cinsiyet üzerine bir kitabın bir bölümünü, yani kendisinin yazdığı ve Türkçe ile Türkçe'de cinsiyet ile alakalı bir bölümden onun örneklerini hemen açıklamak istiyorum. Çok güzel bir bölüm, tavsiye ederim. Dr. Brown'a göre aslında Türkçe'de saklı bir cinsiyet kategorisi var. Örneğin bu kategorilerden, bu saklı cinsiyet kategorilerinin öne çıktığı yerlerden bir tanesi meslek grupları. Size ben hemşire dersem aklınıza gelen ilk cinsiyet kadın oluyor, değil mi? İşte bunu da Dr. Brown bir çalışmasında gösteriyor. Bu çalışmasında Türk katılımcılara Türkçe metinler, kelimeler gösteriyor ve bu kelimeleri 3 kategoriden bir tanesine yerleştirmelerini söylüyor. Bu kategoriler neler? Maskülen yani eril, feminen yani dişil ve nötr kategori. Kelimelerden bazılarını söyleyeyim size. Polis, memur, tezgahtar, temizlikçi, işportacı, başka hemen aklıma gelsin, misafir. Mesela bu kelimeler. Çalışmanın sonucuna göre örneğin kuyumcu, polis, işportacı, taksi şoförü, memur gibi kelimeler, katılımcıların %85'inden fazlası bu kelimeleri erkek kategorisine, eril kategoriye koyuyor. Ama tezgahtar, temizlikçi gibi kelimeleri, misafir gibi kelimeleri dişil kategoriye koyuyor. Brown'un söylediği, genel olarak bulduğu şey şu: bizim domine, yani referans aldığımız cinsiyet genelde erkek oluyor. Biz kadınları nitelendirirken sonradan kız ya da kadın kelimesini ekleyerek o kişinin cinsiyetini belirtiyoruz, nitelendiriyoruz. Cinsiyet kelimesinden bahsetmişken adam kelimesine de tartışmalı olduğu için değinmek gerekiyor. Şimdi adam kelimesi erkeği çağrıştırdığı için biz bilim adamı derken kadın araştırmacıları dahil etmediğimiz için bilim kadını diye de bir tabir çıktı. Bilimde cinsiyet, bilime cinsiyetçilik hiç yakışmayacağı için de biz bilim kadını, bilim adamı diye ayırt etmek yerine bilim insanı tabirini kullanmaya başladık. Ama eski Türk Dil Kurumu Başkanı Sayın Mustafa Kaçal'ın bu durumu cehalet örneği olarak buluyor. Hemen kendisinin Anadolu Ajansı'na verdiği bir demeci okumak istiyorum. Burada notlarımdan okuyacağım çünkü hata yapmak istemiyorum. Bilim adamı kelimesinin doğru olduğunu, adam kelimesinin ise cinsiyeti ifade ettiği düşüncesinden dolayı kullanılan bilim insanı kelimesinin bir cehalet örneği olduğunu kaydeden Kaçal'ın, cinsiyeti ifade ediyor olsa tamam, problem yok, ediyormuş gibi durup dururken bunu ortaya çıkardılar. Adam ferdi, insan cemiyeti ifade ediyor. Adam içine çıkmak demeyiz, insan içine çıkmak deriz ama adam olmak deriz. Burada cinsiyet yok. Kendisi bunu söylüyor. Sayın Kaçalı'nın bu düşüncelerine karşı duran fikri de 2006 yılında İstanbul Üniversitesi'nde yazılmış bir tezden yola çıkarak sunmak isterim. Bu tezi yazan kişi Menekşe Pınar Güden. Kendisi diyor ki, adam kelimesi bütün insanlar için kullanılsa da zamanla sadece erkekler için kullanılmaya başlanmıştır. Örneğin adam olmak, devlet adamı, iş adamı, adam etmek gibi örnekler daha çok erkeği çağrıştırır. Adam kelimesi ilk zamanlarda tüm insanlar için kullanılmış olsa bile erkeğin iktidarının ortaya çıkışıyla norm olarak erkek görülmeye başlanmış ve böylece insan olmak erkek olmakla özdeşleşmiştir. Bu sebepten adam kelimesinin kullanıldığı cümlelerde kadınlar silikleştiriliyor. Bu Sayın Güden'in tezinden ve ben bu karşı fikirleri de size sunmayı görev biliyorum. Ben de bilim insanı demeyi tercih ediyorum şahsen. Peki son olarak biz Türkçenin dil bilgisayar olarak cinsiyetsiz olduğunu söyledik ama bazı kelimeler hala bize bir cinsiyeti çağrıştırabilir. Örneğin hemen size bir çalışmadan yola çıkarak bazı kelimeler söylemek istiyorum. Bunları elinizde kağıt kalem varsa not ederseniz sevinirim. Size hangi kategoriyi çağrıştırıyor? Maskülen, eril, yoksa feminen yani dişil, yoksa nötr kategori mi? Kelimelerimiz şöyle, hemen notlarıma bakıyorum unutmamak için. Erzurum, İzmir, altın, demir, prizma ve lösemi. Şimdi bu çalışma, aslında bu sorduğum sorular iki makalede yer alıyor. Bir tanesi ilk videonun ilk başında söylediğim Kerimoğlu ve Doğan'ın 2015 makalesi. Bir diğeri de Sebzecioğlu
ve Karakaya'nın 2019 makalelerinde bu tarz böyle Türkçe kelimelerin hangi kategorilere girdiğini soruyorlar katılımcılara. O makalelere de bakabilirsiniz. Bu makaleleri okumak çok hoşuma gitti. Çünkü ben hiç aklıma bu sorular gelmemişti. Ve mesela size söylediğim kelimeleri de katılımcılar belirli kategorilere koymuşlar. Örneğin Erzurum kelimesi eril maskülen bir kategoride. İzmir çok ilginç feminen kategoride. Altın yine feminen kategoride. Demir maskülen. Prizma ve lösemi kelimeleri de nötr kategorilere yerleşmiş. Yani katılımcılar böyle düşünmüş. Muhtemelen bende de eğer bir cinsiyet seçmem gerekiyorsa evet İzmir bende de bir kadını, Erzurum bir erkeği hatırlatıyor. Ama yine de bir kategoriye yerleştiremedim. Altının da dişil kategoride olması acaba düğünlerden dolayı mı ya da altın takıları genelde kadınların takmasından dolayı mı diye düşünmüyor değilim. Tabii siz ne düşünüyorsunuz siz de yazın merak ediyorum. Ama sonuç olarak Türkçe dil bilgisi olarak cinsiyet kategorisi olan ya da cinsiyetlendirilmiş bir dil değil. Bazı sözcüklerin kullanımı aslında maskülen çağrışımı yapan bir dil. Ama diğer dillerde zaten cinsiyetlendirilmiş dillerde bunlar hali hazırda var. Diyoruz ya hani videonun en başında da belirttim. Bize diğer dillerden gelen kelimelerden zaten biz bu cinsiyet kategorilerini buluyoruz. Veya bazısını biz sonradan ekliyoruz. Ama sonuç olarak Türkçe dil bilgisel olarak cinsiyetsiz bir dildir. Videoyu bitirmeden önce bir hemen uyarı yapmak istiyorum. Ben bir dil bilimci değilim. Sadece bu benim uzmanlık alanım değil ya da ben bir sinir bilişsel psikolog olarak algı konusuna da benim alanıma girdiği için ve Türkçe'yi dışarıdan nasıl bakılıyor bu algıyı çok merak ettiğim için Türkçe ile ilgili veya diğer dillerle ilgili bazı okumalar yapıyorum hobi olarak. Bu hobimi de sizinle paylaşmak istiyorum aslında. Hem paylaşmak istiyorum hem de bir görev biliyorum. Yapılmamışsa neden bu bilgiyi ben eklemeyeyim. O yüzden eğer bu işin uzmanıysanız lütfen yorumlarınızı özellikle bekliyorum. Katkılarınızı veya eksiklerim varsa onları düzeltmenizi bekliyorum. Onun dışında da Türkçe'ye böyle dışarıdan bakmak da bazen güzel oluyor bence. Bu yanıyla ben Türkçenin de yine güzel bir dil olduğunu düşünüyorum. Özellikle cinsiyetçilik tartışmalarının, dilde cinsiyetçilik temalarının olduğu bir dönemde dil bilgisayar olarak Türkçenin bu yanını da hatırlamakta fayda var diye düşünüyorum. Görüşmek üzere, iyi bakın kendinize.